Herkese merhaba arkadaşlar. Astrea'nın kırık kalbi hikayesinde Rafael rotasıyla devam ediyoruz. 4. bölümdeyiz. Birinin deliliğini hayal gücüne bağlamak o kadar da zor değil. Ama ya bütün köy lanete inanırsa? Bölüm açılırken videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bölüm 4. Lanetli Köy. Ajansta sabah mutfakta tatlı tatlı sohbet ederek değil, önemli bir duyuruyla başladı. Tüm çalışanların mümkün olan en kısa sürede oturma odasında toplanması gerekiyordu. Bu haberi patronundan alan David bir fincan kahve ve sandviçle birlikte geldi. Ve bu kadar erken uyanmamızın suçlusu bir yerlerde gecikiyor. Konağın hemen hemen tüm sakinlerini bir odada görmek çok alışılmadık bir durumdu. Adamların her biri farklı köşelere dağılmış, sohbet başlatmak için aceleleri yoktu. Benim önümde çok fazla şey söylemekten mi korkuyorlar? Rafael kollarını göğsünde kavuşturarak düşünceli bir şekilde bahçeye bakıyordu. Hep çok hüzünlü. Aniden penceredeki yansımada Audrey onun bakışını yakaladı. Audrey kanepenin diğer ucunda oturan kasiyere baktı. Her zamanki gibi hoşnutsuz. Onun bakışlarını üzerinde hisseden adam aniden başını çevirdi ve soru sorarcasına kıza baktı. Öylesine bakıyorum. Ne var ya? Çınlayan sessizlik kaba bir sesle kesildi. David. Efendim sevgili dostum. Değerleme uzmanımızı çağırdığından emin misin? Hadi Kasiel, adımı hatırlayabilirsin. Cadısız bir toplantı daha yaparsak kesin boynunu kırar artık. Ne anlamda? Basılmamız anlamında. Kırar anlamında Kasiel, kelimenin tam anlamıyla. Neyse ki bu utanç verici konu kapandı. Mikael sonunda oturma odasına girdi. Pelonia bir fırtına gibi arkasından uçtu ve sadık bir yardımcısı olarak yanında durdu. Herkes burada. Güzel. David yerini değiştirmedi ve piyanonun yanındaki tabureye oturdu. Rafael kanepeye geçti. O zaman başlayalım. Ortada duran Mikael etrafına ağır bir bakış attı. Hepinizin bildiği gibi dün kulüpte bir cinayet işlendi ve bunun tek bir katilin değil bir grup insanın işi olduğuna inanıyoruz. Soğuk sesle biraz yumuşadı. Audrey, maalesef sizi daha önce ziyaret etme fırsatım olmadı. Eminim bu olay sizi şok etmiştir. Patronunun ilgisi karşısında utanan Audrey başını salladı. İyiyim, teşekkürler. Mikael hala ona bakıyordu. Sanki her şeyin yolunda olduğundan emin olmaya çalışıyormuş gibi. Bunu duyduğuma sevindim. Herhangi bir sorunuz varsa Audrey, sormaya çekinmeyin. Yetişmeniz gereken çok konu var. Vay canına, tek yapmam gereken pencereden atlamaktı ve işte cevaplar. Tüm soruları sorabilirsin. Katillerin amacı ne? Kurbanların birbirleriyle alakası yokmuş gibi geldi bana. Varmış. Bildiğimiz gibi ilk cinayetler yaklaşık 30 yıl önce işlenmiş. O zaman daha spontane bir doğaları varmış. Mesela rastgele tanıklar da kurbanları olabilirmiş. Neden bu konuda hiçbir şey duymadım? Bütün bunlar bir yıldan fazla sürmemiş. Artık her şey farklı. Seri katiller tercihlerini değiştirirler mi? Hedef değişmiş. 30 yıl önce ne olduğunu öğrenmeliyiz. Bu onların ilk cinayeti değil. Değil. Ve her birinin kendine özgü bir özelliği var. Katillerin cesetlerde bıraktığı işaret. Peki birden fazla katilin olduğundan emin misiniz? Hem de son derece. Birkaç kez onları neredeyse olay yerinde yakalamayı başardık. Ama cehenneme bile gitmeye, hapse düşmekten daha istekliler. Ve yiğit polisimiz onların karakola giderken kendilerini öldürmelerine engel olamıyor. Saflara katılabilir ve herkese bunun nasıl yapılacağını gösterebilirsin. Aldın mı cevabını? Yeter. Hepsi bu mu Audrey? Bu cinayetin faaliyetlerimizle ne alakası var? Nasıl bir mistik tarafı olduğunu mu merak ediyorsunuz? Evet. Emin değiliz. Sizin yardımınızla bunu öğrenmeliyiz. Ama bu işaretin ne anlama geldiğini biliyorsunuz değil mi? Evet. Gerçek kötülüğün işareti.
ve muhtemelen bu işareti bırakanlar kendilerini gerçek kötülüğün bir parçası olarak görüyorlar. Bir masumu öldürmek kötü olmak için yeterli değilmiş gibi. Bunlar sıradan deliller mi? Bunlar sıradan deliller mi? Yoksa gerçekten kötülükle bir ilgileri var mı diye merak ediyorum. Başka sorum yok. Tamam o zaman Felonya'nın bize anlatacaklarını dinleyelim. Audrey takımın önemli bir parçası olduğunu gösterme girişiminden dolayı minnettardı. Ama bu duvarların içinde söylenen her şeyin öyle ya da böyle sansürlendiğinden hiç şüphesi yoktu. Felonya'nın anlatabileceği her şeyi zaten duyduğuna eminim. Kurban, Bio Infinite adlı bir startup'ın sahibinin kızıymış. Adam insanları ölümün sadece bir hastalık olduğuna ve tedavi edilebilir olduğuna ikna ediyormuş. Öyle bir şey duymadım. Duymayacaksın da, faaliyetleri 20 yıl önce kapatıldı. Akıllı hapse atıldı. Gerçekte yapacakları tek şey yatırımcılardan para koparmaktı. Bu iş adamı hapisten yeni çıktı değil mi? Evet, nereden biliyorsun? Evde annesiyle babasının kardeşiyle ikisini beklediğini söyledi. Neyse, bu işaret olmasaydı bunun bir intikam meselesi olduğuna karar verirdim. Kaç kişinin bu adamın veya sevdiklerinin ölmesini istediğini hayal etmek bile zor. Ama işaret var, yani mesele bu değil. Ya da sadece bu değil. Audrey fotoğraflı kutuyu hatırladı. Orada restoranda bulunan bir cesedin fotoğrafı vardı ve kayıtlar cinayetin yakın zamanda işlendiğini gösteriyordu. İkinci bir kurban daha var değil mi? Toplam 3 kurban. İkincisi basit bir öğrenciydi. Ne kendisinin ne de akrabalarının düşmanı vardı. İlk kurban bir yetim, yetimhaneden yeni çıkmıştı. Evet, herhangi bir bağlantı kurmak zor. Belki aradaki bağlantıyı kurbanlarda aramamalıyız. Belki çevreleriyle alakalıdır. Yetimhanedeki çocuğun ebeveynlerini bulmaya çalışalım. Mantıklı düşünüyorsun ama annesini bulduk zaten. Sıradan bir fahişeymiş. Ace'e yakalanmış ve kısa süre önce ölmüş. Katil belli ki kimi istediğini tam olarak biliyordu. Kız direnmiş, kendi isteğiyle özel odaya girmemişti. Tüm tırnakları kırılmıştı, altında kan vardı. Yerde ve hatta kapıda çizikler bulduk. Ama DNA testi hiçbir şey vermedi. Veri tabanında katil yok. Peki, Rafael, bir şey öğrenmeyi başardın mı? Korkarım hayır, kolyede herhangi bir iz yok. Yüzünü buruşturan Felonya kalbin gümüş yarısını adamdan aldı ve şeffaf bir delil paketine tıktı. Eğer kimsenin başka sorusu yoksa işimize bakalım derim. Köyü ziyaret etmelisiniz. Çok küçük ve dinler bir taşra köyü. David heybetli ayağa kalktı ve çıkışa doğru yöneldi. Bensiz, emlakçıdan ve açgözle işimden tazminat almak için mahkemeye gitmem gerekiyor. Senin yerine Felonya gidecek. Neden? Milletin kavgasını önlemek için bir polis arabası görmenin onları daha dost canlısı yapacağını düşünüyorum. Kızın yüzünde sadece olumsuz duyguların yansıması vardı. David bile donup kaldı ve merakla onun ne yapacağını bekledi. Belli ki tüm bunlar kızın zoruna gidiyor. Zaten yeterince çok iş yaptığımı düşünmüyor musun? Asla yeterince çok iş yapmış olamazsın Felonya. Bitmek bilmeyen girişimlerin onun dikkatini çekebilir. Ancak o zaman bir şans hak ettiğine kanaat getirebilir. Şans Felonya, merhamet değil. Çok sertsin Mikael. Sen de çok pervasızsın. Audrey etrafındaki havanın ısındığını hissetti. Ancak Mikael bu değişikliği fark etmemiş gibi soğuk ve tarafsız bir tavırla devam etti. Köyde fanatiklerin yaşadığı öngörülüyor. Müvekkilimiz tehlikede olduğunu iddia ediyor. Bu onların kime taptıklarını öğrenmemiz için harika bir şans. Ve kıza yardım etmemiz için. Tabii ki kıza yardım etmemiz için. Köy sakinleri kızın cadı olduğunu ve topraklarının lanetlediğini düşünüyor. Karakola uğramam gerekiyor. Felonya kendini toparlamayı başardı. Düzgün ve sakin bir sesle konuştu. Üzerini değiştirecek bir şeyin var mı? Bana mı diyor? Bu beklenmedik soru karşısında Audrey'nin kafası karıştı. Bizim cadımız sadece resmi kıyafetler giyiyor. Ah bir de bu fanatiklerin onu hemen ateşe göndereceği açık elbiseler. Hadi gidelim sana giyecek uygun bir şeyler bulalım.
ve kendini koruyabilmen için. Sakın geç kalmayın. Felonya cevap vermeden çıkışa doğru yöneldi. Audrey, köyde Kasiel'in yanında durun ve gruptan ayrılmamaya çalışın. Yerlilerin neler yapabileceğini bilmiyoruz. Dikkatli olun. Bu bir endişe mi yoksa standart bir talimat mı? Dikkatli olacağım. Çıkışta David kızın yanına yetişti. Ayrıca senin de cadı olduğunu bilmesinler. Aksi halde seni yakalarlarsa köyü yakmak zorunda kalacağım. Sırıtarak koridora ilk çıkan David oldu. Audrey Felonya'nın peşinden koştu. Umarım onu erkekler kadar sinirlendirmem. Polis karakolu. Felonya tüm yol boyunca kendi düşüncelerine dalmış susuyordu. Onu bu kadar yiyip bitiren ne? Köşeye sıkışmış vahşi bir hayvana benziyor. Felonya'nın kendine ait bir ofisi varmış. Polis memurlarının hayranlık dolu yüzlerine bakılırsa yüksek bir rütbeye sahip. Çok genç ve şimdiden yönetici. Bunu nasıl başardı acaba? Felonya masayı karıştırıp oradan birkaç kağıt çıkardıktan sonra geniş metal bir dolaba yaklaştı. Beğendiğini seç. Benim biraz ortalıkta görünmem lazım şimdi. Sen üstünü burada değiştirebilirsin. Merak etme, kimse girmez. Felonya kapıyı kapatır kapatmaz Audrey'e itaatkar bir şekilde eşyaları toplamaya başladı. Bugün ateşte yanasım yok. Polis üniforması gibi bir şey çok uygun olurdu. En sonuncu kıyafeti Mikael rotasında giymiştik. O yüzden ondan bir önceki kıyafeti alacağım. Felonya dönmeden önce saçımı şekillendirmek için hala zamanım var. Bunda ne seçeceğimi bilemedim şu an. Artık benim bir cadı değil. Cadı avcısı olduğumu düşünürler kesin. Ne yapacağını bilemeyen Audrey etrafına baktı. Sandalyenin arkasındaki duvarda Felonya'nın fotoğrafları asılıydı. Kız her birinde ya ödül alıyor ya da birinin elini sıkıyordu. Rehineleri kurtarmış. Uyuşturucu satıcılarını ve katilleri yakalamış. Bu kız gerçek bir kahraman. Neden tüm bu fotoğrafları sanki görmek istemiyormuş gibi arkasında tutuyor ki? Yoksa onun için hiçbir şey ifade etmiyorlar mı? Felonya'nın yüzü tüm fotoğraflarda aynı ifadeye sahipti. Hayatın çok yorduğu bir insan yüzü. Hazır mısın? Onun gelişini duymayan Audrey ürperdi ve hızla arkasını döndü. Evet, hazırım. Şeref duvarına gösterdiği ilgi kızın dikkatini, dikkatli bakışlarından kaçmadı. Etkileyici. Gurur duyacağım hiçbir şey yok. Hayatımda da daha çok kötü şeyler yaptım. Belli ki bu konuya devam etmek istemeyen Felonya kıza iyice yaklaştı ve tereddüt etmeden avucunu kızın hemen yanındaki masaya dayadı. Senin kendini koruman konusunda silah kullanmayı biliyor musun? Gerçekten bir sivile silah verebilir misin? Ancak onu nasıl kullanacağını biliyorsa ve elini alır almaz kendi ayağını ateş etmezse. Atış poligonuna bile gitmedim hiç. Anladım. Felonya masanın üzerinden zarif bir şekilde uzanarak çekmeceden küçük bir nesne çıkardı. O halde tut şunu. Biber gazı. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Eğer ajanstan biri seni rahatsız ederse bunu kullanabilirsin. Onlarla pek anlaşamıyorsun değil mi? Benimle bu konuyu mu konuşmak istiyorsun? Soru sanki bir meydan okuma gibiydi. Asıl Felonya bunun hakkında konuşmak istiyor gibiydi ancak gururu onun içini bu kadar kolay dökmesine izin vermiyordu sanki. Acı verici derecede yalnız görünüyor. Hadi konuşalım. Felonya'nın içini dökmeye hazır olduğuna inanmak zordu.
Ama kız gerçekten konuşmak istiyormuş. Onlarla kendi özgür irademle çalışmıyorum. Buna mecburum. Kötü adamlara benzemiyorlar. Kötü adamlar. Elbette kötü adam değiller ama kahraman da olamazlar. Bir görevleri var ve onu başarılı bir şekilde yerine getirmek için kolaylıkla başkalarını ezip geçerler. Bu cinayetleri çözmekten mi bahsediyorsun? Öyle de diyebilirsin. Ve eğer herhangi bir nedenden dolayı onlara engel olursak, beni harcadıkları gibi seni de kolayca harcarlar. Yani sen öyle biri değilsin asla. Değilim. Daha kötüyüm. Bana başka bir şey daha soracak mısın, yoksa gidelim mi? Başka ne zaman onunla yalnız kalma şansı yakalarım ki? Birlikte kalmanızı öner. Madem kader ikimizi de Astrea'ya bağladı, neden bir takım olmuyoruz? Birinin seni her zaman korumaya hazır olduğunu bilirsen, iş daha eğlenceli hale gelir. Felonia sanki yeni bir meslektaşının ona ne gibi faydalar sağlayabileceğini merak ediyormuş gibi hemen cevap vermedi. Yalan söylemeyeceğim, onlarla aynı çatı altında yaşıyor olman benim lehime. Benim bile anlamakta güçlük çektiğim şeyleri duyabiliyor ve görebiliyorsun. Ben sana arkadaşlık teklif ediyorum, hizmet değil. Senden benim küçük casusum olmanı istemiyorum zaten. Ben sadece senin müttefikin olmayı kabul ediyorum. Her zaman yardımına koşacak bir arkadaş. Her zaman, hiçbir soru sormadan. Kulağa çok iyi geliyordu, hatta fazlasıyla iyi. Bu yüzden kız soru sormadan edemedi. Peki karşılığında? Karşılığında bana karşı dürüst olmanı istiyorum. Audrey Felonia'nın arkasındaki duvara tekrar baktı. Bu kız kendisi hakkında ne kadar konuşursa konuşsun, fotoğraflar çok şey anlatıyordu. Bu kadar çok hayat kurtaran birinin arkadaşlığını reddetmek korkunç bir hata olabilirdi. Lütfen benimle oyun oynama. Sesinde o kadar çok acı var ki. Güzel bir davranış hak etmiyor mu? Arkadaş olabileceğimizi düşünüyorum. Silah kullanmayı öğretmesini iste. Bunu birinden isteyeceğimi hiç düşünmezdim. Ama madem bu fırsat elime geçti. Ateş etmeyi öğrenmek mi istiyorsun? Biber gazı elbette iyidir. Ama ekstrem durumlarda tetiği çekecek gücü bulmak isterim. Övgüye değer bir dilek. Ne yazık ki tam teşekküllü bir ders için zamanımız yok. Ama sana bir şeyler öğretebilirim. Tabancayı kılıfından çıkaran Felonia gelişi güzel bir şekilde namluyu tuttu ve silahı kıza uzattı. Dikkatlice silahı tutan Audrey onu neredeyse elinden düşürüyordu. Küçük silahın beklenmedik derecede ağır olduğu ortaya çıktı. İki elinle tut. Bu ara sahne çizimi gerçekten güzel. Felonia bir kedi gibi yumuşak adımlarla kızın etrafından dolaştı ve arkasında durdu. Avuçlarını avuçlarıyla örttü ve göğsünü sırtına bastırdı. Birine silah doğrultman gerekecekse bunu kendine güvenerek yap. Nedense bu beklenmedik yakınlık kızın bacaklarının uyuşmasına neden oldu. Audrey onun aromasını içine çekti ve gözlerini kapattı. Felonia'nın parmakları nazik ama çok güçlüydü. Çok küçük görünüyor ama onun kollarında kendimi oldukça kırılgan hissetmeye başlıyorum. Titreme. Şüphe etme. Kızın kulağının hemen dibinde fısıldıyordu. Felonia'nın parmakları daha da sıkı bastırdı ve kızın uzattığı kolları daha yükseğe kaldırmasına yardımcı oldu. Kendine olan güveni kızın tenini gıdıklayan nefesiyle aktarılıyor gibiydi. Titreme geçti. Kız yalnızca kendi gücünü hissettiği için hafif bir coşkuya kapıldı. Audrey o anda tüm sorunlarının kaynağıyla karşı karşıya olduğunu hayal etti. Kim olabilir? Hastam mı? Ailemin gittiği kilisenin başı mı? Beklenmedik bir şekilde Audrey gülümsedi. Aferin. Audrey görmedi ama Felonia'nın gülümsediğini hissetti. Havada kapıyorsun. Baş parmağı kızın cildinin üzerine kayarak baş parmağını tetiğin hemen üstüne yönlendirdi.
Audrey küçük bir çubuk hissetti. Burası emniyet kilidi. Baş etmek için. Baş etmek ne alaka? Ateş etmek için üzerine basman gerekir. Tık sesi gelene kadar basan Felonia kıza biraz daha yaslandı. Audrey sırtıyla yavaş ve düzenli bir şekilde inip kabaran göğüslerini hissetti. Ve en önemlisi, tehlikedeysen tetiği çekmekten korkma. Tamam. Tabancayı dikkatlice kızın elinden alan Felonia, hoş sıcaklığını ve açıklanamaz özgüvenini de yanında götürerek geri çekildi. Birkaç ders alırsan herhangi birinin beynini uçurabileceksin. Bu güzel. Polis görevini sor. Kariyerin çok çabuk ilerledi galiba. Ayrı bir ofise sahip olamayacak kadar genç mi görünüyorum? Fazla genç. İşte başkalarını nasıl harcayabileceğimin kanıtı. Kimseyi harcadığını sanmıyorum. Belki de patronlardan biriyle yatıyorumdur. Hayır, bu da değil. Meslektaşların sana saygıyla bakıyor. Muhtemelen çok başarılı bir iş çevirdin diye düşünüyorum. Seni birden çok yükselten bir vaka. Audrey tekrar duvara baktı. Bütün vakalar gazetede manşet olmaya layıktı ama rütbeler pek sayılmaz. Duvarda yok. Çok gizemlisin. Şöyle diyelim, bir şeye ihtiyacım olduğunda çok ikna edici olabiliyorum. Sana rütbe vermeleri için üstlerini mi ikna ettin? Asla inanmam. Nüfuzlu birine yardım ettim. Şımarık oğlunu kötü arkadaşlardan kurtardım. Ellerimi kirlettim ve karşılık olarak bir makam aldım. Meslektaşlarımın saygısını çok daha sonra kazandım. Oldukça uzunca bir süre direndiler. Demek öyle. Daha kahramanca bir şey mi duymayı bekliyordun? Hayır, gerçek iyidir. Konuşmayı bitir. Sanırım gitmeye hazırım. O zaman gidelim. Meslektaşlarımızı alalım ve bu işi bir an önce bitirelim. Köye yolculuk neredeyse bütün gün sürdü. Otoyol hızla yerine iki tarafı ormanlarla çevrili engebeli bir yola bıraktı. Dallar sürekli düşmanca çatıya çarptı. Her iki taraftan bastırdı, saldırdı. Sanki ağaçlar uzun, çarpık parmaklarıyla misafirleri mümkün olan her şekilde durdurmaya çalışıyordu. Burada olmaktan biz de mutlu değiliz. Ne tatlı bir yer. Köy gerçekten masal gibi görünüyordu ama etraftaki atmosfer bunaltıcıydı. Sokak onları şüpheli bir sessizlikle karşıladı. Görünüşe göre arabayı gören tüm bölge sakinleri evlerinde saklandılar. Şuradaki bina bir kafeye, mağazaya ya da her neyse ona benziyor. Hadi gidip öğrenelim. Sen gidin. Siz gidin. Ben de etrafa bakacağım. Bölündükten sonra ilerlediler. Ancak eşiğe adım atacak zamanları bile olmadı. Evin sahibi onları karşılamak için dışarı çıktı. Elinde etkileyici tüfeğini tutuyordu. Siz kimsiniz? Silahını bırak. Tekrar soruyorum. Siz kimsiniz? Bir kez daha kim olduğumuzu sorarsan seninle tanışmaya karakola gideriz. Silah ruhsatını alır, hemen yola çıkarız. Mikael bu ikisinin ne kadar muhteşem bir ikna etme becerisine sahip olduğunu biliyor mu acaba? Şimdi gidersek sizin için daha kötü olur. Yardımımıza ihtiyacı olan sizsiniz, tam tersi değil. Bana nasıl yardım edebilirsin ki? Cadı varlığına inandıklarına göre dertleri batı inançlı olmalı. Örneğin, kötü hasat ve artan hayvan ölümleri sorununu çözebilirim. Yani siz bu belalı kadın yüzünden mi geldiniz? Cadıyı hapse atmak istiyorsunuz değil mi? İşe yaramayacak. Ne işe yarayacak? Ateş mi? Kimse sizi bir şeyle suçlamıyor. Sadece birbirimize yardım edelim. Yüksek itibarın yolu. Size şöyle söyleyeyim. Köye hiçbir şekilde yardım edemezsiniz. Bununla daha önce de başa çıktık. Bu sefer de başa çıkarız. En azından deneriz. Bundan kimseye zararı olmaz.
Bu kadar mı inatçısınız? Peki. Yüzüme bak. Rengi şimdiden gri. Bu pislik hayat enerjimizi emiyor. Çocuklarımızı kaçırıyor. Çocuklarınızı mı kaçırıyor? Ölü doğanlardan bahsediyor. Rafael adama yaklaşınca adamın gözleri yaşlarla doldu. Ama nereden? Mezarlığa gittim. Böyle bir şey yaşamak zorunda kaldığınız için üzgünüm. Başınız sağ olsun. Görünüşe göre ortaya çıkan bu gerçek adamı tamamen dağıttı. Boştaki elini yana doğru salladı ve sessizce gözyaşlarını silmeye çalıştı. O kahpe şu tarafta, köyün bitiminde yaşıyor. Büyük annesi cadıydı ama 20 yıl önce geberdi. Bütün veletlerinin buradan gitmesine seviniyorduk. Ama hayır, bir yılan kanımızı içmek için geri döndü. Yardım edeceğiz. Adama inanamayarak bakan adam aniden pes etti. Nedense melankolik Rafael ona kendini sevdirmişti. Aç mısınız? Su içmek ister misiniz? Yolunuz uzun muydu? Su yeterli olur. Bekleyin, hemen getireceğim. İçeri davet edemem. Karım ağır hasta. Adam kapı arkasında kaybolur kaybolmaz Felonya Rafael'e döndü. Çok mu mezar var? Yeterince ama tüm tarihler cadımızın gelişiyle örtüşmüyor. Büyük annesi burada yaşıyormuş. Kız döner dönmez onu günah keçisi ilan etmelerine şaşmamalı. Eğer buradaki cadılara olan inanç nesilden nesile aktarılıyorsa, kitlesel delilik de yerel halkın ayırt edici bir özelliği haline gelebilir. Yani tüm semptomları sadece hayal gücünün bir ürünü mü? Bir kişinin yeterince inanması durumunda ne kadar çok şey görebileceğini, duyabileceğini, hissedebileceğini görsen şaşarsın. Psikojenik semptomlar diğerleri kadar gerçek. Örneğin 1983'te Ürdün Nehri'nde medya, kitlesel gaz zehirlenmesi vakaları hakkında bir söylenti başlattı. Yüzlerce insan baş ağrısı, mide krampları, baş dönmesi ve mide bulantısından şikayetçiydi. Ancak bazı hastalar tam bir muayeneye tabi tutulduğunda herhangi bir enfeksiyon izine rastlanmamıştı. O zaman muayeneye girmeyenlerin bile hiçbir sorunu kalmamıştı. Ama çocuklar gerçekten ölüyormuş. Bir kadın cadının onun rahmine girip çocuğunu öldürebileceğine inanıyorsa yaşadığı stresi düşünemiyorum bile. Buyurun. Adam elindeki silahı bırakmadan birkaç şişe uzattı. Teşekkür ederim. Silahı daha rahat kavrayan adam aniden namluyu yukarı kaldırdı. Audrey'nin ne olduğunu anlayacak vakti bile olmadı. Bir anda Kasiel'in geniş sırtı önünde belirdi. İşte cadımız. Siz onun yanına gidin. Eve yaklaşmasına izin vermeyeceğim. Kırılgan görünümlü bir kız ekibe doğru yürüyordu ama silahı fark edince dondu. Karınızın yanına dönün. Adam yavaş yavaş geri çekilerek evinin karanlığında kayboldu. Tökezleyip kafasını çarpmadı neyse ki. Öyle olsa da cadıyı suçlardı kesin. Kız kararsız bir şekilde onlara elini salladı ve endişeyle etrafına bakarak parmaklarını sıkmaya başladı. Yaklaşmaya cesaret edemedi. Onu gerçekten korkutmuşlar, zavallıcık. Senin adın Rada değil mi? Kız sanki her an yerinden fırlayıp kaçmaya hazırmış gibi duruyordu. Evet, geldiğiniz için teşekkür ederim. Bu adam size ne anlattı bilmiyorum. Ama benim hiçbir suçum yok. Biliyoruz. Size tek bir sorum var. Size zarar vermek istedikleri yere neden geri döndünüz? Büyük annem. Korkuyu yansıtan gözleri doldu. O harika biriydi ki. Her zaman insanlara yardım ederdi ve bu ona acımasız bir şaka olarak döndü. Hangi anlamda? Doğaya çok düşkündü. Her bitkinin adını bilir, ormanda saatlerce yürürdü. Bu yüzden mi onu cadı saymışlardı? Çok dindar bir yer ama başta insanlar bizden şifalı bitki bile alırdı. Fakat bir noktada insanlar hastalanmaya başladı ve herkes bir cadı olduğuna karar verdi. Onun öldürüldüğünü mü düşünüyorsun? Bilmiyorum, taşındığımızda hala çocuktum. Annem gece yarısı beni uyandırdı ve büyük annemin daha sonra geleceğini söyledi. Peki neden geri dönmeye karar verdiniz? Annem öldükten sonra büyük annem rüyalarıma girmeye başladı. Onu her gece görüyorum. Annem hayattayken muhtemelen onun rüyalarına girerdi. Büyük annen seninle rüyalarında konuşuyor mu? Hayır. Uluyor.
Oluyor mu? Evet, sanki acı çekiyormuş gibi. Oluyor, o kadar. Onu bulup gömmem gerektiğini hissediyorum. Yıllarca burada ne olduğunu anlamaya çalıştı ve hayal gücü onun için berbat bir tablo çizdi. Kendinizi suçlu hissediyorsunuz. Büyük annenizi terk etmiş gibi hissediyorsunuz. Bunun için annenizi suçladığınızdan şüpheleniyorum. O öldüğünde ise bu yükü kendinize yüklediniz. Ama bu sizin yükünüz değil Rada. Eminim annenizin bunu yapmak için kendi nedenleri vardı. Burası sizin için tehlikeli olsaydı büyük anneniz kalmanıza izin vermezdi. Onun nerede öldüğünü bulmam lazım. Olay bu. Ölüler geri gelmiyor Rada. Çünkü hiçbir yere gitmiyorlar. Her zaman yanınızda, kalbinizdeler. Onlarla yaşamayı öğrenmeniz gerekiyor. Onlardan kurtulmanın bir yolunu bulmanız değil. Dudaklarını büzen Rada sessizdi. Audrey arkadaşlarına döndü ve Cassiel'in ona tuhaf bir şekilde baktığını fark etti. Sanki içselleştirdi bu konuşmayı, değil mi? Kendimi cezalandırmıyorum, deli değilim. Herkesin sizin işinizi bitirmeye çalıştığı bir yere döndünüz. Cezaya benziyor. Cassiel benim tarafımda mı? İnanılmaz. Onu bulmama yardım edin, lütfen. Ah, peki 20 yıllık olduğu varsayılan kalıntıları nasıl bulacağız? Mezarlıkta mı arayacağız? Doğal bir ölümle öldüyse ve öylece gömüldüyse, buraya döndüğümde yaptığım ilk şey onun mezarını bulmak için mezarlığa gitmekti. Ama bu çılgın insanlar beni büyücülükle suçladılar. Benim iblisleri çağırmaya çalıştığıma karar verdiler ve Tanrı bilir başka neler düşündüler. Oradaydım. Mezarlıkta büyük annenizin mezarı yok. Ayrıca mezarlığın ötesinde başka mezar da yok. Ya sen bunların hepsine hangi ara baktın? Bu işareti hiç gördünüz mü? Cassiel kıza işaretin resmini uzattı. Belki bir ağaca oyulmuş. Kilisede birinin duvarına boyanmıştı. Kaşlarını çatan Rada başını salladı. Hayır, burada yalnızca haç takabilirsin. Neden soruyorsunuz? Soruyu duymazdan gelen Cassiel Felonia'ya döndü. Sıra sende. Hepsi bu mu? Belki Rafael en azından onların İncil'ini elinde tutar. Burada hiçbir iz yok. Kontrol ettim. Kemikleri arayın Felonia. Gün batımına kadar vaktimiz var. Büyük anneniz ne şekilde öldü bilmiyorum ama kalıntılarını bulmak son derece zor olacak. Herhangi bir bodrum katının döşeme tahtalarının altına, herhangi bir bahçeye gömülmüş olabilir. Evlere girip her ahırı aramak için hiçbir nedenimiz yok. Hızla sararan Rada titremeye başladı. Kim insanlarla böyle konuşur? Kız bayılacak şimdi. Sorunun cevabı yüzeyde sanki. Ama ben onu göremiyorum. Yüksek sesle düşün. Büyük annenizin çok düşmanı var mıydı? Dalga mı geçiyorsunuz? Bütün köy ondan nefret ederdi. Ama ilk başta büyük annenizin hobisine normal davrandıklarını söylediniz. Her şeyin yolunda olduğu dönemi hatırlayın. Büyük anneniz ormanda dolaşır, eve bitkiler getirir ve size onların tıbbi özelliklerini anlatırdı. Güzel anılarına dalmış Rada artık titremiyordu. Hatta zorlukla gülümsemişti. Harika zamanlardı. O günlerde her şeyin güzel olacağına inanırdık. Annem yeni bir fabrikada iş bulmuştu. Hatta avans almayı bile başarmıştı. O kadar mutluydu ki benim hakkımda bir şey bilmek bile istemeyen babamın yardımı olmadan bize bakabileceğini söylerdi. Fakat sonra insanlar hastalanmaya başladı ve kırılgan mutluluğumuz yerle bir oldu. Annem yine kovuldu, yine geçimimizi sağlayamadık. Anneniz, büyük anneniz yüzünden mi kovuldu? Fabrika müdürünün oldukça tutkulu bir cadı avcısı olduğu ortaya çıktı. Büyük annemin onun bölgesinde bazı ritüeller yaptığını herkese bağıra bağıra anlatırdı. Güya pek çok kez onu tuhaf şeyler yaparken yakalamıştı. Halbuki annem bitkileri başka bir yerde toplamasını defalarca rica etmesine rağmen büyük annem adamın ormanına giderdi. İşte bu ilginç. Bence o adamla konuşmalıyız. Mantıklı. İlk cadı diye bağıran kişiye başlamalı. Harika, Audrey. Gün batımından önce buradan gidebileceğiz gibi geldi kulağa.
Vay be, sadece sorun değil, çözüm de bulabiliyormuşsun. Bu müdürü nerede bulabiliriz? Fabrika uzun süredir eski yoğunlukla ürün üretmiyor ama çalışıyor. Gerçi alanı kapalı. Olsun, açarız. Bize yolu gösterin. Öğleden sonra güneş acımasızca yakmaya başladı. Erkekler kibarca su şişelerini kızlara verdiler ve Audrey itiraz etmedi. Evet, ofiste oturmak başkaymış. Umarım fabrika müdürünü bulmamız uzun sürmez. Daha ne kadar kaldı? Felonia yorgun görünmüyordu ama bu meseleyi bir an önce bitirmeyi ne kadar istediği belliydi. Yanlış hatırlamıyorsam yolun yarısına kadar geldik. Sadece yarısına mı? Nasılsın? Dinlenmek ister misin? Hayır, her şey yolunda. Rafael'in endişeli yüzü bana güç verdi. Endişelenmesi çok tatlı. Audrey hiçbir zaman büyük bir spor hayranı olmadı. Ama ormanda uzun bir yürüyüşe dayanabileceğini düşünürdü. Fakat şimdiden hiç gücüm kalmadı. Bu nasıl olabilir? Rada ve Felonia gittikçe uzaklaşıyordu. Kızlar hararetli bir şekilde bir şeyler konuşuyorlardı. Rafael de onların diyaloğuna katılmıştı. Geride kalmamalıyım. İleride güvenlik kulübesi göründü. İçinden uzun boylu bir adam çıktı. Arkadaş canlısı görünüyor. Audrey'nin göğsü Cassiel'in aniden uzattığı eline çarptı. Burada kal. Silahlı olabilir. Daha neler? Kurşun mu yemek istiyorsun? Konuşmaya başlamazsan bizi ateş etmek istemeyebilir. Müzakere senin güçlü tarafın değil. Burada bile laf sokuyoruz. Görünüşe göre esprili bir yanıt vermeyi düşünen Cassiel sessiz kaldı. Ancak düşünceleri Felonia onlara bağırınca kesintiye uğradı. Ne duruyorsunuz? Geliyoruz. Sadece beni takip et. Sonuçta Mikael seni bu yüzden işe aldı. İnsanların kafasında neler olup bittiğini daha iyi anlamamız için. Yaşlı adam misafirlerin yaklaşmasını bekledi ve şaşkınlıkla sordu. Özel bölgeye girdiniz, biliyorsunuz değil mi? Evet, biliyoruz. Fabrikanın sahibini arıyoruz. Onu buldunuz. Bu adam da hiç güven vermiyor. Otto, size nasıl yardım edebilirim? Bir kadını arıyoruz. Yaklaşık 20 yıl önce burada yaşıyordu. Bu ismin bana tanıdık geldiğini sanmıyorum. Gerçekten mi? Ancak torunu farklı düşünüyor. Torunu mu? Rada'ya bakan Otto omuz silkti. Zaten çok yaşlıyım ve bazen ayakkabılarımın bile nerede olduğunu unutuyorum. Birinin adını anmıyorum bile. Bu kadını büyücülükle suçladınız, kızını işten kovdunuz ve ardından tüm ailesine zulmettiniz. Belki bu bilgi hafızanızı tazeler. Gülümseyerek adam kollarını açtı. Aslında bir cadımız vardı ama o da uzun zaman önce buradan taşındı. Bizim köyümüz öyle işte. Ben suçluysam diğerlerinden fazla değil. Ona doğru soruları sorduğumuz sürece sohbet etmeye istekli görünüyor. Fabrikayı sor. Eğer sır değilse ne üretiyorsunuz? Kimya endüstrisindeyim. Önceden üretim çok büyüktü ama şimdi işler çok kötü gidiyor. O kadar ki güvenliğini kendiniz sağlıyorsunuz. Otto'nun gülümsemesi daha da genişledi ve daha doğal olmayan bir hal aldı. Hayır, bir bekçim var. Onu mu bekliyorsunuz? Misafirleri karşılıyorum. Ay, deliye benziyor bu. Çok enteresan. Biliyor musunuz? Eğer bütün bunların suçlusu gerçekten torunuysa, sizin yerinizde olsam çok uzatmazdım. Bakın, siz şimdi onun yanında duruyorsunuz. O ise sizin enerjinizi sömürüyor. Hissetmiyor musunuz? Bu kız onun torunu değil de bir bebek kanıyla yıkanıp gençleşmiş babalın kendisiyse şaşırmam. Ne kadar saçma konuşuyor. Yani ona ne olduğunu bilmiyorsunuz. Gitti buralardan, diyorum ya size. Bölge sakinleri onun öldüğüne inanıyor. Belki buna inanmak istiyorlar ama cadılar bu kadar kolay ölür mü? Gittiğini kendi gözünüzle gördünüz mü? Onu uğurlamadım, dürüst olacağım.
Audrey başının üzerindeki ağaçların aşağı doğru eğilmeye başladığını gördü sanki. Sanki orman konuşmamızı dinlemeye çalışıyor. Audrey başını kaldırdı ve kalın dalların yavaşça döndüğünü fark edince şaşırdı. Babanın sıklıkla ziyaret ettiği yerleri görmek istiyoruz. Arama izniniz var mı? Oraya gitmek istersen beni durduracak mısın? Adamın yüzündeki gülümseme kayboldu. Fazla uzağa gidemezsiniz. Arama iznini de çıkarırız. Hem de çok yakında bizi bu kulübenizde bekleyebilirsiniz. Audrey gözlerini kapattı ve konsantre olmaya çalıştı. Bu lanet köyün insanları gibi etkileniyor olamam. İyiyim. Yavaş bir nefes alıp veren Audrey, herkesle beraber ormanın derinliklerine doğru yürüyerek ilerledi. Bir şeyler saklıyor, değil mi? Elbette saklıyor. Alzheimer hastası yaşlı bir adam gibi davranıyor. Halbuki koca fabrikayı işletiyor. Hem köylüler sıradan bir ihtiyara köyde olup bitenleri rapor eder miydi? Ona rapor mu veriyorlar? Konukların geleceğini nereden biliyordu sanıyorsunuz? Peki şimdi bize arama izni mi verecekler? Elbette hayır. Sinirle taşa tekme atan Felonia dudaklarını ince bir ip halinde büzdü. Rada, büyükannenizin en sık ziyaret ettiği yeri bize tarif edebilir misiniz? Sanırım evet. Fabrika yanındaki dere ve eski kara ağacın dibinden bitki toplamayı severdi. O halde bölünmemizi öneriyorum. Bunun iyi bir fikir olduğundan emin misiniz? Başka seçeneğimiz yok. Rada sanki değer biçer gibi yol arkadaşlarını dikkatle inceledi. Felonia, siz bir polis memurusunuz değil mi? Sizinle gelebilir miyim? Tamam, benimle dereye gelin. Audrey, siz erkeklerle birlikte kara ağacına gidin. Çok uzak mı? Aslında değil. Otto'nun etrafından dolaşmak için sağa gidin ve 200 metre sonra ileri gidin. Kaybolmayacaksınız. Öyle ya da böyle metal çitin yerini beton bir duvara bıraktığını göreceksiniz. Tam arkasında. Felonia veda etmeden Radan'ın ardından yoğun çalılıklara daldı. Erkekler ise gitmek için acele etmedi. Bakışıp yüzü solmuş meslektaşlarına baktılar. İyi olduğuna emin misin? Yutkunan Audrey, titreyen elini alnına koydu. Sorun değil, güneş kafamı biraz ısıtmış gibi görünüyor. İnanılmaz. Seni güneşten de mi korumamız gerekiyor? Beni yorumlardan koru. Beni yorumlarından koru. Seni duyunca daha da kötü oluyorum. Audrey zaafını gösterdiğine pişman olarak dudaklarını büzdü ve kasiyerinin yanından geçti. Hadi gidelim. Ama Rafael'in yanından geçemedi. Adam elini tutarak onu durdurdu. Seni muayene etmeme izin ver. Buna izin vermeli miyim? İzin ver. Tamam. Her zaman çok kibar olan Rafael aniden hiç utanmadan kızın yüzünü çenesinden kaldırdı. O kadar yaklaştı ki Audrey bir an onu öpeceğinden korktu. Ne korkuyorsak biz de sanki. Ama adam sadece gözlerinin içine baktı. Dikkatlice, odaklanmış. Ne kadar yeşil. Kızın bir an başı döndü. Yumuşak çimlere düşecek gibi oldu. Bu baş dönmesini durdurmak için kendini ona gömmek, yumuşak, şefkatli ellerde saklanmak istedi. Rafael göz temasını kesmeden kızın çenesinin altındaki hassas cildi zar zor fark edilir bir şekilde okşadı. Audrey gözlerini bir kedi gibi kapattı ve çenesini yukarı kaldırarak boynunu açtı. İnce parmaklar şah damarına doğru kaydı ve hafifçe bastırdı. Kızın kalbi daha hızlı atmaya başladı. Tüm doktorlar böyle olsaydı kontrollerim konusunda daha çok heyecanlanırdım. Biz de çok fenayız. Atışları sayan Audrey, daha yavaş atması için kalbine yalvararak yumuşak dokunuşunun teninde kalmasını diledi. Görünüşe göre kalbi dursa dahi önemsemezdi. Aklına çok tuhaf düşünceler geldi. Genç adamın elini tutmak, onun yüzüne dokunmak, kendimi serbest bırakmak istedi. Kendimi tutmak kesinlikle dayanılmazdı. Boynum hiç bu kadar nazikçe sıkılmamıştı. Audrey, Rafael'in kendi içinde ne tür duygular biriktirdiğini istemsizce düşündü. O kadar çekingen ki böyle insanlar genellikle patlamaya meyillidir. Adamın karakteri kızda tutkulu bir ilgi uyandırdı. Gerçekten sınırına ulaşmak, bu çizginin nerede olduğunu öğrenmek, Rafael o çizgiyi geçtiğinde neler olacağını görmek istedi. İçinde çok fazla tutkun olmalı. Öfke ve Tanrı bilir başka hangi ilginç duygular.
Audrey tamamen farklı bir ortamda parmaklarının boynunu aynı şekilde sıktığını istemsizce hayal etti. Senin sade yatak odanda. O duygusuz duvarların arasında bir duygu patlaması. Günlüğüne ondan sonra ne yazacaksın acaba? Gerçekten ne yazar acaba? Göz bebekleri genişledi ve nabzı hızlandı. Al işte rezil olduk. Ne diyorsun? Rafael baskıyı hafifletti ama elini çekmedi. Baş parmağını kızın çenesine koydu. Başın mı dönüyor? Biraz. Rafael kızın yüzüne düşmüş bir tutam saçı dikkatlice kulağının arkasına sıkıştırdı. Ve soğuk avucunu alnına koydu. Ateşin var gibi görünüyor. Kulakların çınlıyor mu? Onun fısıltısı tüm sesleri bastırmış gibiydi. Yalnızca seni duyabiliyorum. Hayır, çınlamıyor. Belki de gerçekten başına güneş geçmiş. Rafael senden kopamıyor bir türlü. Büyüleyici an hoşnutsuz bir ses tarafından kesintiye uğradı. Rafael, doktorculuk oynamayı bırak. Ben buradan kızın ölmediğini görebiliyorum. Onu ellemeye gerek yok. Yavaş yavaş. Audrey gözlerini Rafael'den ayırdı ve utanarak geri çekildi. Gerçi benim suçum ne? Kasiyel kelimenin tam anlamıyla Rafael'i bakışıyla derdi. Ama bu onu hiç rahatsız etmedi. Eğer kendini iyi hissetmiyorsa ona arabaya kadar eşlik ederim. Bunu bana bırak. Kasiyel karşı teklifi görmezden gelerek kıza döndü. Seni götüreyim mi? Sesinde hiçbir hoşnutsuzluk ya da öfke yoktu. Daha çok acı veren melankoliye benzer bir şey vardı. Kendini tuhaf hisseden Audrey durumu yatıştırmak için acele etti. Beni bir yere götürmenize gerek yok. İyiyim. Hareket edin. Güneş yakında batacak. Rafael çaktırmadan kızın yanında yürüdü. Artık onu sorularla rahatsız etmiyor, endişeyle bakmıyordu. Kız ona bunun için çok minnettardı. Takımın ağırlığı olmak istemem. Fabrikaya yaklaştıkça çevrelerinde doğa daha da hüzünlü hale geliyordu. Audrey arada sırada üzüntüyle medeniyetin izlerini fark ediyordu. Fabrika işçilerinin bıraktığı çöpleri, bir çeşit plastik, ambalaj kağıtları, atık varilleri. Ormanda hiç hayvan olmamasına şaşmamalı. Bir noktada kendini biraz daha iyi hissettiğini fark etti. Gücü geri geldi, nefesi açıldı. Rada gidince kendimi daha iyi hissettim. Bizim de psikolojimiz bozuldu. Bunu düşünmek bile çılgıncaydı ama mantığın argümanlarına bakılmaksızın bazı düşünceler aklına geldi. Enerji vampiri mi? Ama sınırlarımı ihlal etmeye yaklaşamadı bile. Onunla gerçek anlamda etkileşime bile girmedik. Düşüncelere dalmış Audrey beton duvara nasıl ulaştıklarını fark etmedi. O anda bu pek yüksek olmayan duvar bile aşılmaz bir engel gibi göründü. İş ilanında neden fiziksel güçten bahsedilmedi? Merak etme, yardım edeceğiz. Duvarın beton olması iyi, demir yok. Doğru, böyle bir duvarın pek faydası olmaz. Yüksek de görünmüyor. Belki üzerine tırmanabileceğim bir tür kütük bulabiliriz. Bir varil mesela. Zaman kaybetmesek ve ben onu kendim kaldırsam. Kaldırsam? Bu romantik bir seçenek olduğu için almıyoruz. Hayır, varil daha iyi. O kadar uzakta değiller, çok oyalanmayız. Bekleyin, bir tane getireceğim. Dursana sen. Ben getiririm, sonra seni ormanda aramayalım. Ben de seninle gelebilirim, Audrey. Herkes ne kadar yardımsever. Herkese teşekkürler, ben hallederim. Benimle gelir misin, Rafael? Hadi gidelim. 5 dakika içinde dönmezseniz duvarı tek başıma tırmanacağım. Uygun bir varil hemen bulundu. Rafael onu kolayca kaldırdı ve duvara taşıdı. Ben taşısam çok daha uzun sürerdi. Seni tutacağım, korkma. Kasiyel sinir bozucu bir puflamayla kendini ustaca yukarı çekti ve bir anda kendini diğer tarafta buldu. Kız yine de erkeklerin yardımını kullanmak zorunda kaldı. Bir yandan Rafael onun varile tırmanmasına yardım ederken, diğer yandan Kasiyel'in uzattığı eli zaten onu yukarıda bekliyordu. Rüya gibi bir takım.
Audrey diğer tarafa geçtiğinde toprağı silkeledi ve etrafına baktı. Uzun, ölü bir kara ağaç hemen gözüne çarptı. Çıplak dalları bükülmüş, parmaklar gibi gökyüzüne doğru uzanıyordu. Dışarıdan bakıldığında ağaç gövdesinin etrafına kahverengi yılanlar sarılmış gibiydi. Ne kadar da ürkütücü bir ağaç. Baş dönmesi, mide bulantısıyla birlikte geri döndü. Kız nedense ağaca yaklaşmak istemedi. Buranın ne kadar ağır bir havası var değil mi? Kasiyel sessizce kara ağaca doğru yürüdü ve en geniş oyuğa doğru eğildi. Audrey meslektaşlarını uzaktan izliyordu. Hızlı atan kalbini sakinleştirmeye çalıştı. Benim sorunum ne? Panik olmuştu. Bir anda nefes alamaz oldu. Bir şey mi buldunuz? Sesi haince titriyordu ama erkekler buna alırış etmedi. Kara deliğe şaşkınlıkla bakmaya devam ediyorlardı. Evet. Burada kemikler var. Daha doğrusu onlardan geriye kalanlar. Çok kötü yanmışlar belli ki. Tam olarak neden kötü olduğunu anlayamayan Audrey gözlerini kapattı. Şimdi geçecek. Şimdi. Ve Audrey bir anda ne kadar kötü olduğunu unutmak zorunda kaldı. Birinin eli boynuna dolanmıştı. Bazı seçimleri yapmak için zamanın sınırlı, hızlı düşün. Ne yapmalıyım? Biber gazını çıkar. Audrey, elleri titreyerek Felonya'nın verdiği spreyi cebinden çıkarmaya çalıştı. Ama hemen elinden düşürdü. Lanet olsun. Ay, yakalandık. Demek buraya bunun için geldiniz. Kasiyel tehditkar bir tavırla ilerledi. Ancak soğuk metal kızın şakağını yakınca dondu kaldı. Herkesin Tanrı'ya bu kadar hararetle inandığı bir köye göre sakinlerinin çok fazla silahı var. Kasiyel sorgulayıcı bir şekilde Rafael'e baktı. Şiddete başvurmalı mıyım? Gerek yok, korkutma onu. Hangi şiddete salak? Bir adım daha atarsan ateş edeceğim. Şüpheciliğin yolu. Otto, kalabalık olduğumuzu ve polisin nerede bulunduğumuzdan haberdar olduğunu biliyorsunuz. Cinayetten hapse mi girmek istiyorsunuz? Yoksa sakinleşip Baval'ın ortadan kaybolması hakkında mı konuşmak istiyorsunuz? Tüm sorumluları hapse atmaya yetecek kadar yeriniz yok. Birkaç kemik mi buldunuz ha? Bulduk. Dinleyin. Kapat çeneni. Diğer kızlar nerede? Arama emrini bekliyorlar. Bırakın beklesinler. Biz daha onları ahırda bekleyeceğiz. Değil mi arkadaşlar? Sonunda Otto'nun eli oksijeni engellemeyi bıraktı ve silahın namlusu kızın şakağından kürek kemiklerinin altına doğru hareket etti. Devam edin çocuklar. Kızla ben sizi takip edeceğiz. Öfkesini pek gizleyemeyen Kasiyel yerinden kıpırdamadan yumruklarını sıktı ve açtı. Eğer onu bırakmazsan bütün uzuvlarını koparacağım. Eğer çenesini kapatmazsa Otto beni kesinlikle vuracak. Kasiyel, o ne diyorsa onu yap. Korkma Audrey, burada sadece bu aptalın korkması gerekiyor. Hemen daha iyi hissettim. Silahınızı bırakın, direnmeyeceğiz. Kızı korkutma, erkek ol. Kendin için endişelensen iyi olur akıllı çocuk. Audrey, Rafael'in bakışlarıyla karşılaştı ve nedense gözlerinde hiç korku görmedi. Dedektiflik ajansı değil, tam bir tımarhane. Audrey ileri doğru bir adım attı ve zar zor ayakta kalabildi. Yer yenilenmiş bir güçlü ayaklarının altından kaymaya başladı. Peki neden dondum kaldım? Şimdi. Kötü oldun değil mi? Cadılarla uğraşmasan öyle olmazdı. Bu çok saçma. Sen bir cadıyı değil, basit bir kadını öldürdün. Ben kimseyi öldürmedim. Sadece gördüklerimi anlattım. Köylüler onu kara ağacın yanında yakalayıp yakmışlar. Çok kötü ya. Buna nasıl izin verebildiniz? Bir cadının yeri ateş kazığıdır. Bunu herkes bilir. Bu kadar ayak altında dolaşmasaydı. Fanatik gibi görünmüyor. İlkeleri olmayan kurnaz bir iş adamına benziyor. Madem katil siz değildiniz, neden bana silah doğrulttunuz? Sevgili komşularınızı korumaya mı çalışıyorsunuz? Otto hiçbir şeye cevap vermeden silahı Rafael'e doğrulttu. Devam edin. Hemen geliyoruz. Kasiyel hiç kıpırdamadan düşünceli bir şekilde kalın çalıların içine baktı. Ormana hayran hayran bakmanın vakti mi? Neden oraya bakıyor? Felonya'yı mı bekliyor? Çalılar hareket etti ve yeşilliklerin arasından geniş siyah bir ağız belirdi. Bu Kasiyel'in hayvanı mı, Kasiyel'in kendisi mi bilmiyorum ki. Kızı unutan Otto kenara atladı. Bu da nereden çıktı? Nefes almamaya çalışan Audrey dondu. Sanırım rüya görüyorum. Cadılar, fanatikler, kurtlar.
Bundan sonra ne olacak? Üzerime UFO mu düşecek? Kurt ağzını indirdi ve tehditkar bir şekilde hırladı. Korkma Audrey. Sen korkmuyor musun? Böyle bir durumda sakinleşmeye çalışmak çok saçma görünüyordu. Audrey artık onu neyin daha çok korkuttuğunu anlayamıyordu. Kötü hissetmesi, silahlı Otto veya dev bir kurt. Onu siz mi getirdiniz? Burada ormanda sincap bile yok. Kurt nereden çıktı? Otto her an hayvana ateş etmeye hazır bir şekilde yavaşça geri çekildi. Ona oturmasını söyle, yoksa ateş edeceğim. Korkudan donup kalan Audrey başını zar zor hareket ettirerek erkeklere döndü. Kasiyer kurdun gözlerinin içine baktı ve hayvan da dikkatle ona baktı. Rafael tamamen rahatladı. Kayıtsız bir şekilde Otto'nun acınası geri çekilme girişimini izledi. Neler oluyor? Audrey kasiyerin arkasından bir silah sesi duyulduğunda başını hafifçe salladığına yemin edebilirdi. Kurt dişlerini eline geçirip kemirerek Otto'yu tek sıçrayışta yere çiviledi. Audrey kurşunun nereye çarptığını anlamaya çalışmadı bile. Adamın etini parçalayan kurdu görünce kendi adını bile unutmuş gibiydi. Yalnızca vahşi çığlıklar, kan ve ızdırap gerçekte. Ben delirdim mi? Bu gerçek değil. Kendimi kötü hissettiğim için öyle oldu. Sanırım o kadar hastayım ki halüsinasyon görüyorum. Audrey adamlara yaklaşmaya çalıştı ama ayaklarını tam anlamıyla yere çakılmıştı. Neyse ki daha fazla denemeye gerek yoktu. Rafael kızın sağında belirdi. Bakasiel de solunda durdu. Ama Audrey'nin buna sevinecek zamanı olmadı. Kurt zavallı adamı sonunda rahat bıraktı ve kanlı burnunu yavaşça kaldırdı. Şimdi sıra bizde. Otto baygın yatıyordu. Kolu omzuna kadar parçalanmıştı. Eğer bu bir rüyaysa uyanmayı gerçekten çok isterim. Kasiyer çömeldi ve elini ileri doğru uzattı. Ne yapıyorsun? Teşekkürler dostum. Kasiyer'in sesi alışılmadık derecede şefkatli geliyordu. Sanki önünde vahşi bir yırtıcı hayvan değil de korkmuş bir kedi yavrusu varmış gibi. Kurt yavaşça onlara doğru yürürken Audrey ciyakladı. Korkma, duydun mu? Sana dokunmayacak. Aç değil. Ona elini ver. Şaşkına dönen Audrey önce kurda sonra kasiyere baktığında tek kelimeyi bile çıkaramadı. Yüzünde kan gören tek kişi ben miyim? Neredeyse o salağı yiyordu. Ama kurt sanki adamı parçalayan o değilmiş gibi tamamen sakindi. Ona elimi uzatmak için kasiyer kadar deli olmam gerekiyor. Ancak yırtıcı hayvan tıpkı bir köpek gibi ağzını kasiyerin avucuna gömdü. Genç adamın eline kan bulaştı. Hayvan kafasını kaldırıp merakla kıza baktı. Bizi gerçekten yiyecekmiş gibi görünmüyor. Elini uzat. Bu da 149 elmas. Daha önce aldığım için elmassız gözüküyor. Audrey bunu gerçekten yaptığına inanamadı. Elleri o kadar titriyordu ki. Kendini tuhaf hissetti. Beni gerçekten o kurtardı. Audrey canavarın gözlerinde artık en ufak bir saldırganlık belirtisi görmüyordu. Eğer beni yemek isteseydi uzun zaman önce yerdi. Kurt sanki kızın dehşetini anlamış gibi. Soğuk burnuyla parmak uçlarına zar zor dokundu ve geri çekildi. Oradan ayrılmak için acele etmedi. Kızın karşısında durdu ve kulaklarını dikti. Üzgünüm, sana verecek hiçbir şeyim yok. Neden aç olma ihtimalinin düşük olduğunu düşünmemeye çalışan Audrey, ona tekrar elini uzattı. İlk başta yenilebilir hiçbir şey olmadığını göstermek istedi. Ama kurt itaatkar bir şekilde eğildi ve başını avucunun altına koydu. Ev köpeği gibi. Kız kulaklarının arasındaki yumuşak tüyleri okşadı. Audrey canavarın ruh halindeki değişimi dikkatle gözlemleyerek onu yavaşça sevdi. Ama belli ki bu hayvanın hoşuna gitti. Kurt gözlerini kısarak giderek aşağı doğru eğildi. Burnunu yana doğru hareket ettirdi. Kızın parmaklarına sürtündü. Teşekkür ederim. Kurt kafasını kaldırdı. Havalı havalı bir şey değil der gibi. Kokunu hatırlayacaktır. Ve eğer isterse seni bulacaktır. Şahsen ben bugünü kesinlikle çok detaylı bir şekilde hatırlayacağım. Çok istesem de bunları asla unutamam. Kurt seni unutmaz. Kesinlikle onunla tekrar buluşacaksın. Havayı koklayan kurt kasiyere son bir kez baktı ve tek sıçrayışta çalıların arasında kayboldu. Otto sessizce inleyerek kendini hatırlattı.
Audrey kolundan geriye kalanlara bakarak yavaşça çimlerin üzerine çöktü. Ambulans çağırmamız gerekiyor. Erkeklerden birinin telefonu çaldı ama Audrey tam olarak kimin olduğunu anlamakta güçlük çekti. Kız arada bir Rafael'in sesini duyar gibi oluyordu ama çoğunlukla kulakları çınlıyordu. Kasiyen silahı yerden kaldırdı ve Otto'ya yaklaşıp hayatta kalma şansını değerlendirdi. Sanırım son birkaç dakikadır adrenalin sayesinde ayaktayım. Kötü haber, Felonia Otto'nun bizi bölgeye sokmaktan neden bu kadar korktuğunu öğrenmiş. Audrey oyuktaki kemikleri hatırlamaya çalıştı ama nafile. Kız ağzını açarsa kusacağını düşünüyordu. Midesi buruldu ve kafasındaki çınlamaya acı verici bir nabız eklendi. Kimyasal atıkları dereye atıyormuş. Köyün bütün suyu zehirliymiş. Zehirli mi? Bir cadının onu lanetlemediğinden emin olan Audrey gözlerini kapattı ve yere uzandı. Elbette mahalle sakinleri sorularına cevap aramasınlar diye bavalı suçladı. Onları yıllardır zehirledi. Audrey, beni duyabiliyor musun? Dürüst olmak gerekirse sanırım bayılacağım. Audrey bu cümleyi yüksek sesle söylemeye vakti olup olmadığını anlamadı. Bu dayanılmaz derecede zor gün nihayet sona erdi ve kızın üzerine kurtarıcı karanlık çöktü. Ve bölümü bitirmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Bir sonraki bölüm görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.